Evet canlarım, bugün günlerden gene pazar. Saat 5'i geçiyor şu an. Yurt içi yurt dışı Giresun'dan herkese selam olsun. Hepinize selamlar gönderiyorum. Evet canlarım, yüz yüze selamlar hepinize. Biraz sohbet edelim. Rüzgar var bugün. Biraz sohbet muhabbet edelim canlarım. Çünkü yemeğim var. Biraz fasulye yemeğinden kaldı. Biraz pancar çorbasından kaldı. Pilav var, bulgur pilava. Yoğurdum var. Yani daha gidip de yemek yapmaya gerek yok. O yüzden mutfaktan değil de buradan sesleneyim dedim size. Buradan sohbet edelim dedim. Ay ay ay. Sizler ne yaptınız, ne ettiniz canlarım? Sabah attım. Sabah değil. Saat 1'de attım kahvaltı, pazar kahvaltısı. Batu ile birlikte kahvaltımızı yaptık. Çocuklar şeye gittiler. Ben ayağımdan gidemeyeceğimi söyledim. Çünkü benim ayağım çok firzah yapıyor. Denizde giderken böyle onlar denize gittiler. Kumlara ben basamam. Kumlara basamam. O yüzden ben onlara takılmadım. Onlar kendileri gitsin. Onu da neden söylüyorum? Kızı şeyde denizde şeyler, çocukları denizde kendisi evde demişler de ben her yere, yani onlarla gitmek şeyde değilim ki, hani mecbur değiller beni götürmeye her yere. Çünkü bir de basamıyorum, hani kuma bastıkça ayağım daha çok kötü olur. Kum yere bastırıyor ya, gömülüyor ya, çakıllar makıllar, yürüyemem. Şimdilik ona hazır değil ayağım. Kahvaltıyı yaptık işte. Kahvaltıyı toparladım içeriye. Makineye bulaşıkları attım. Çamaşır attım. Ondan sonra biraz uzandım. Ayağıma buz bastı. Çünkü ayağım ödemli bacım. Ödemli. Antibiyotik de verilmedi. Ödemli. Çok sızdı. Çok yanma yapıyor. Hava sıcakları da hep şey yaptı. Ödemi azdırdı bu sıcaklarda. Işığı kararıydaki de bir değmem gerekiyor. Buna dokunmam gerekiyor. Ben dün gece bir rüya gördüm bacım. Korktum. Benim bir kere daha evim bacam yandı. Bacadan ateş düşmüş. Benim evde ateş yoktu o zaman. Benim arkadaşım vardı. Çocukları aldım, şeye gittim. Arkadaşım yanına, o benim yanıma gelirdi. Ben onun yanına gelirdim. Acaba rüzgar sesi geleyim mi buna? Rüzgar var arkada da. Acaba dur kapatayım bir de. Şimdi ben sahil kenarında birinci katta oturuyordum. Şimdi oralar yıkıldı. Oralara hep binalar yapılmış. Yalnız tahtalar böyle yere göçüydü. Ayağım, hatta bir kere eve girerken çocuğum tanem diyorum, bak tanem, annesi taneme benziyor. Tanem annesine benziyor. Şimdi o yüzden tanem diyeyim, bak Sevilcan'ın. Sevilcan kucağımda. Kucağımda, kundakta hatta. Ola kundakta taşınmıştım ben. Arkadaş, ayağım şey, her taraf kırılıyor, korkuyorum hala onun şoku. Benim rüyamda da korkularım böyle, kırık tahtalara basıyorum, kırık evlerde hala onun korkusunu yaşayayım, o rüyaları yaşayayım ben. Yani öyle bir rüya görsem hemen etkileniyorum, korkuyorum. Kaç kere düşecek gibi oluyorum rüyalarda.
Ben o tahtalı dışarıdan geliyorum işte, annemlerden geliyorum. Çocuğumla birlikte ayağımı bir bastım, kapıyı bir açtım. Patırdatarak ayağım tahtanın altına girdi. Tahta çatırdatarak kırıldı. Yarı elleri hep kırıktı. Çocuğumu tuttum hemen. Kendim düştüm ama çocuğumu tuttum hemen. Ondan sonra orayı Sabri şey yapmıştı. Tekrar tahta çakıp çivilemişti. Altı da boşluk, ahır gibi. Hani ayağın yeri ta bu kadar. Yani şu kadar yer vardı. Ayağım yere değmedi yani. O şeyden girdi, o delikten hani kırıldı. Ayağım orada bir taş, bir şey değmedi hala. Havada kaldı yani. Şu dizimin yarısı gitti oraya. Olursun. Ses olur diye. Rüzgar size gelir. Rüzgar telefona çok ses veriyor, biliyor musun? Rüzgar ses olmasın. Ondan sonra o evde fareli mareli şeylerden gümbede yeni daha bu kadaydı fare. Kızın kulağını bile ısırdı. Sevil canım. Beşikte. Neler çekti. O bana diyorsunuz ki anlatın diyorsunuz. Onu da bir gün anlatırım. Bir vlogda onu anlatırım. Orada ne maziler, ne anılar yaşandı. Ne şeyler yaşandı anlatırım. Çok zor günlerden geçtim. Çok. Şimdi ben ocak başında şey yapıyordum. Ocak başında söndürdüm ateşi. Oraya koydum. Hani böyle saccam vardı. Ocak başı vardı o evde. Ocak başı dediğim işte ocaklık. Odunla onu yaktım. Bez kaynattım. Çocuğun bezini kaynattım. Ama söndürdüm gittim. Söndürdüm gittim. Çocukları aldım. Sercan'ı şeyi Sevilcan'ı arkadaşıma gittim. Ondan sonra anam yarım saat olmadı gittim. Bir haber geldi. Bu haberi Melek mi verdi, Emine mi verdi? Emine verdi galiba. Abla evin yanıyor diye. Anam o hayatlar daha inmiyor. Dedim çocuklara dedim çocuklar gelme dedim. Orada dur dedim yani arkadaşımla. Onlar da geldi benimle. Anam dedim o bacaklar daha gitmiyor, gitmiyor, inmiyor. Aşağı inerken böyle titriyor bacaklarım. Gittim. Daha yetişemeyim. İtfaiye gelmiş. Bütün millet dolu başında söndürmeye çalışıyorlar. Benim perdeler, mutfak perdem hep yanmış. İçeri sıçramış. Mutfağın yanında olan bütün ne varsa yanmış. Gene karardı. Ondan sonra ben böyle alev çıkmış. Alevler içerilere sarmış. Anam ben artık daha titriyorum, titriyorum. Titriyor böyle zıngır zıngır titriyor. Evimin yanışını izliyorum. Bayağı bir şeyler yandı. Ondan sonra koştum dedim ya o yollar bitmedi. Bu izler bitmedi. Giderken yetişemedim sanki. Sanki o yollar 2 saatte 3 saatte geldim. Yani hemen yan biraz ilerideki bir binadaydım. Oraya kadar sanki 2 saatte geldim. Uzun bir yer de değildi. Arkadaşımla yakındık. O arkadaşım şimdi Nur isminde. O şimdi şeyde Samsun'a göç etti o. İşte o yangını gördüm. Şimdi rüyamda, geçen akşam rüyamda aynen böyle bir yangın gördüm. Acaba geçen de tüpten bahsediyorduk. Hani diyorduk ki hep de pazar günü biter diyorduk ya. Acaba ondan dolayı mıydı o? Gördüm. Şimdi bir korku geçiriyorum. Şeyde ocakta bir şey unutmuşum. Çaydanlık mı, tencere mi bir şey. Tam buradan ayrı gittim. Tam bizim bu
Şey, mutfak ama. Tüp, ben uzun tüp, mavi tüp kullanırdım. Ha, onu kullanıyormuşum rüyamda. Mavi tüp alışmış. Uzunlama mavi. Mavi tüpün başı alışmış. Oradan şeye, bir yerde terlik yanıyor. Terliğe geçmiş. Ama yangın parça parça. Yani böyle harlı bir yangın değil. Ben o anda şey yapıyorum. Anında hemen şeyin üzerine örtü vuruyorum. Tüpün üzerine de su döküyorum. Hemen şeyi çağırıyorlar, komşular geliyor. Diyorum ki benim de komşum var mıymış diye. Komşu yok gibise. Komşular geliyor, rüyamda öyle diyorum ama. Benim de komşum var mıymış diye, varmış diye. Şimdi onlar itfaiye çağıracakmış. Onların çağırmasına kalmadan ben söndürdüm şeyleri, alevleri. Yani parça parça yanan alev var. Tüpün başını da söndürdüm. Öyle gene bir şeyle birlikte bir uyandım. Yani mutfağım yanıyordu rüyamda ya. Allah verme ya. Tüpüm, mutfağım yanıyordu işte. Söndürdüm ama. Yangınlık ongunluktur derlerdi. Ben söndürdüm. Bizim biraz böyle değillerdi. Böyle bir saçmalık var. Yangınlık ongunluktur. Birinin evi yansa Allah korusun. Benim böyle bir ablamın da evi yanmıştı. Hatice ablamın da. Allah korusun. Allah korusun. İşte benim evimden de geçti böyle bir yangın. Perdeler şeyler. Eskiden. O hala onun sanki böyle bir rüyasını görürüm. Sanki böyle bir korkarım. İşte rüyalarda çatılar, kırık çatılar görürüm. Kaç kere kendime ev yaptırıyormuşum. Eve girerken böyle çatı şeyleri, çatı değil de yer zemin kırık parça. Burada içim böyle hani içim şey oluyor, ürperiyor gezerken korka korka içim. Hani düşeceğim, her an düşeceğim diye bu tür şeyler görüyordum. Hep görürüm yani bu tür şeyler. Çünkü o yangın şoku bende büyük şok yarattı. Onu unutamıyorum. Bir unutamadığım şeyim o var işte. Unutamıyorum. Onun gibi nice böyle çok şeyler var. Unutamadığım. Onları sonra anlatırım. Bana diyorlar ki geçmişinden biraz anlat. Bunu da anlatacak da değildim. Bak unutuyorum, hep anlatmaya kalkışıyorum, unutuyorum. Geçmiş unutulmuyor. Onları hep hatırlıyorum da anlatmayı unutuyorum. Şimdi rüyaya girecekken oraya girdik. Çünkü dün akşam gördüğüm rüyayı anlatacaktım. Korktum yani. Korkmak var bunun içinde. Korkmak, sevinmek mi derler? Bilmiyorum. Allah hayretsin. Allah hayretsin. Hayırlara vesile olsun. Evet. Gene biraz sabrı isteyelim. İşte uçakta havınlar şey görünüyor. Bulutun arasından geçiyorsun ya. Kara basacaksın. Hemen adım atıp kara basacaksın gibi görünüyor. Şeye cevap vermek istiyorum. Ben demiş ki arkadaşım bir tanesi, hani izleyicilerden bir tanesi, Esra o kırık ayağına, yani şey ayağına, ameliyatlı ayağına çok basıyorsun. Biraz öbürüne bas demiş. Bir tanesi de gelmiş oraya, onun altına demiş ki çok inatçı demiş. Çok inatçı demiş. Ben ona yazdım ki o ayağımı da basamayayım, o ayağıma, yani ikisine eşit derecede basayım aslında. Çünkü daha çok aslında buna basıyor. Yani kırık, bu da kırık. Bu da kırık. Yani daha çok ameliyatsız olana basıyorum, sağ tarafa. Sağ tarafım ameliyatsız. Sol tarafım ameliyatlı, sol ayağım. Şimdi buraya da basıyorum ama bu da kırık. Parçalı, bunun içinde de kırıklar var. Oraya yazdım, dedim.
O da kırık. Canım benim dedim. O da kırık. Dengeli basmaya çalışayım dedim. Çünkü bayağı bir böyle acılmalar oluyor böyle çok fazla basınca buna da. Kırık bunda da var. Sanki benim o kişi görmemiş, başka bir kişi onun altına yazmış. Ben kırık, o da kırık dedim ya, dengeli basıyorum dedim. İkisine de dengeli basıyorum dedim. Dik kafalı dedi Esra dedi. Nedir sezdeyim dik kafalı, bir de kırıkmış diye dedi. Yalan da söylüyor dedi. Yani prim yapmak için diyor, söyle yazmış, prim yapmak için kırık diyor, oram kırık diyor, buram kırık diyor, oram ağrıyor, buram ağrıyor diyor. Tövbe estağfurullah. Allah'ım ne kadar çabaladığımı, yüreğimden ne kadar çabaladığımı yürüyebilsem diye Allah'a gecelerle dua ettiğimi. Sen nereden bileceksin bacım, sen nasıl oraya söylüyorsun evlat? Sen yarın oradan giderken ayağın bir burkulur, aynen benim gibi olursun. O zaman sağ bir başkası öyle dese, naz yapıyordu yani çoluma çocuğuma şey yapıyormuşum, kendine baktırıyordu yazmış. Ayağı kırık değil yazmış, öbür ayağı da kırık yazıyor yazmış. Bak demiş, buraya da kırık yazıyor. Ayağı kırık değil öbür ayağı da, yalan söylüyor demiş. Sen bir git bacım, kaç yaşındasın bilmiyorum. Ama sen bir git videolarımın böyle video bölümüne gir. Benim hastanede hastane şey videolarım var. Hastane videolarında o doktorun ikisini de burası sarılgılıydı. Bunu da şey yaptığını röntgene gönderdi beni. MR'a gönderdi. Bunda da kırık olduğu sonradan ertesi gün ameliyattan bir gün sonra anlaşıldı. Çünkü ben ikisinde de var dedim ama en çok bunun üzerinde yoğunlaşmıştım. Çünkü en kalın parçalı kırık buydu. Bunu saf dışı bırakmıştık. Ama şu an acısı var. Bundan sonra buna da bir çare bulacağım. Bunun da var acısı. Çok bastıkça dikenleniyor böyle şey oluyor böyle. Çok ağrı yapıyor. Batmalar oluyor, dikilmeler oluyor içine. Sen bir o video bölümüne gir işte o hastane şeyini bir izle. Orada doktorun ayağıma buna da alçı yaptığını gör. Sonra alçı ertesi günü ben kestirdiğimi gör. Ertesi gün de alçıyı kestirdim. Onu gör. Çünkü dedim ben havadan mı gideceğim öyle. Çocuklara ben yük olmama için ben altıma lazımlık bile yaptırmadım. Hani lazımlık bile şey yapmadım. Ben ameliyat oldum. İki kere bezlendim. Ondan sonra ben bir araba bulundu bana. Tahsil edildi. Tahsil. Tahsil. Araba tahsil edildi. Tekeli sanırım. Allah'ım adamı hasta etmeyin bak. Adamı hasta etme bak. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama bak. Araba değil. Sandalye tasdil edildi. Sandalyeyle tuvalete gidebildim. Oradan iki ayağımla da bu ayak kırık. Bu ayak şey. Havle ucuna basarak tuvalete oturdum. Hani kimseye ne altıma bez taktırttım. Hasta kadın öyle ya. Ayak, iki ayakta sarılı. Ne de kendimi tuvalete attırttırdım. Kendim oralara kadar kendim gittim. Hani kimse yük olmamak adına. En sonunda dedim ki baktım kayıyor. Amerikan şeyde yapmışlardı alçısı kayıyor. Dedim siz bunu çıkarın çünkü fayans içerler. Bir düşeceğim, bir daha kırılacak. Hastane orası fayans da orada. Ben şimdi banyoya da korkayım ben. O da fayans. Buradaki o küçük gittiğim yer fayans ama küçük. Küçük olduğu için hemen bir adımda WC'ye varıyoruz. Şimdi onu ben dedim, baktım kayıyor. Çıkarttırdım. Hani basamıyorum, şey yapamıyorum. Hiçbir yerden ayaktan destek alamıyorum. Beni onlar mı kaldırsın? Ben onlara şey, yük olmamak için ben o ayağımı kestirdim. Şeyine. Alçıyı kestirdim. Ve şimdi acısını hissediyorum.
Yani benim bildiğim şeyleri orada videoda garantisi olan, hani her şeyi göstererek yaptığım şeyleri nasıl gelip de oraya yazıyorsun ya? Nasıl yazıyorsun kız? Nasıl yazıyorsun kız? Git de bak videonun aşağısına. Nasıl yazıyorsun kız? Yalan söylüyor. O ayağı da kırık değil. Her şey bir bahanesi var. Dik kafalı. Dik kafalı eyvallah tamam. Dik kafalı değil. Yapabildiğim kadarını yapabiliyorum. Şimdi dik kafalılık değil bu. Ama sen ora mari, ayağı mari, burası kırık, yalan söylüyor. Kendini baktırmak, prim kasmak. Bu ne demek ya? Siz nereden öğreniyorsunuz bu prim kasmaları? Böyle ayaklardan. İnsan sağlığıyla prim mi kasılır ya? Ya ben bıktım artık derdimiz. Kimisini söylemiyorum, ben bıktım. Sizler bıktınız dert dinlemekten. Ben kimisini o kadar acı çektiğim, en son çektiğim acı şey yaptım. Ben ilk şeye gittiğimde, ilk başladım da yani bu kent hastanesinde şeye, fiziğe başladım da ben o gecede acile gittim, kaldırıldım. O gecede acile gittim. Ve oradan bir şey bile çekmedim. Sadece gittiğimi söyledim. Artık siz de bıktınız diye. Yani hastalık çok. Artık bir neşeli bir gün görmek. Ben de öyle görmek istiyorum. Neşeliyim. Öyle ya şu anda ben abilere şuraya doğru çıkıp şu kaleye çıkmak istiyorum. Şu şeye, köylere doğru gitmek istiyorum. Ablamın köyüne gitmek istiyorum mesela. Mesela oraya ben şimdi benim hayalim böyle olmasaydı ben gidip geçen sefer ne yapmıştım? Kendi paramla biber, domates, patlıcan alıp götürmüştüm. Hıyar, kabak filan alıp götürmüştüm de dikmiştim. Biberinin biberinden yemiştik. Yani ben şimdi ayağım benim şey olsa ben durur muyum evde? Kız bacım ayağım ağrımasa yürüyebilsem ben durur muyum? Mutlaka o yeşilliklerin içine giderim ben. Allah'ım yarabbim. Hastalıkla prim kasmayı bunlar nereden öğreniyorlar? Acaba etrafında böyle kişiler mi var da? Beni de onlar gibi zannediler herhalde. Kız yok yok. Hastalığın şeyi mi olur ya? Nazlı mı olur? Yok çocuklar beni baksın diye. Ben çocuklar bana ben yapamadığım zaman ne kadar içimde şey olayım. Bazen de dün akşam mesela kendimi rahat bıraktım. Mesela kendini rahat bırak. Çocukların kendi evi. Kendi evi. Yapıyorlar. Mutluluk duy dedim. Mutluluk duydum. Ben ilk zamanlar mesela benim evde şey yaptıkları hani ben onlara yapamadığım zaman ben bir şey olayım böyle. Şey. Kendim böyle bir rahatsız olayım. Hani onları elimden bir şey yedirmek için. Bir şey yapmam. Konuşma var şu anda da. Sizi öpüyorum ben. Burada böyle dertleştik işte. İçimi döktüm size. Nereden nereye? Kız Sarı dedi. Benim kızlık soy ismim Sarı. Kim? Abi videodan duyulayım mı? Bak ben duyamam. Astır. Kim Sarı dedi? Dedi. Sarı benim baba soy ismim. Kızlık soy ismim. Arkadaş o kadar yankı var ki gelmiyor. Kulağıma gelmiyor. Belki abriye çıkmıştır. Sarı kim ya Allah'ım? Bunun şeyi çıkar haberi. Bizimkilerden arasam da bir sorsam. Allah'ım.
Allah rahmet eylesin. Of of, kimse kimseye hiçbir şey yapmazsın. Gün gelecek bizi de heble anons edecekler. Allah genç ölüm vermesin, gecinden versin, sağlıklı ömürler versin. Çok cenaze sayayım şu an, hadi öptüm ben sizleri. Allah'a emanet ediyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, izlemeyi de unutmayın. Öpüyorum, kiminiz tatildesinizdir, kiminiz evdesinizdir. Tatilde olanlara da mutlu tatiller diliyorum. Keyifli tatiller, sağlıklı. Evde olanlara da benim gibi, onlar evdedir. Bazen durum, insanın durumu olmuyor tatil yapmak için. Ben hiç tatil, bir sanatçı için yapıyordum. O da gittiğim yere tatil gibi gidiyordum, program yapıyordum. Hem tatilimi yapıyordum. Ama ben hiç ondan sonra tatile gidemedim ben daha. Şeyi bıraktıktan sonra aslında bir tatil de bana lazım. Benim psikolojim iyi mi sanki? Ben de çok badireleri atlattım. Çok şeylerden geçtim. İyi mi sanki? Neyse. Hava ayak kırıldıktan sonra, eve bağlandıktan sonra hepsi oldu. Ama bunu dinlemeyin siz. Dinlemeyin. Çünkü çok ses var. Size diyorum, hadi Allah'a emanet ediyorum.